Herkese merhaba. I am grateful for all of you that are listening to our video at the moment. Şu anda videomuzu izleyen herkese çok minnettarım. Our topic is very important today. We will discuss about how correct craniofacial growth can be achieved by correct function. Bugünkü konumuz çok önemli. Fonksiyonu düzelterek kroniofasyal formu nasıl düzeltiriz? Bunu tartışacağız. So I would like to begin my presentation. Thank you for coming and listening to us. Geldiğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Şu an sunumuma başlayacağım. So this is our topic today, how we can modify the function to achieve better form. Bugünkü konumuz bu. Fonksiyonu düzelterek daha iyi bir forma nasıl ulaşırız? I would like to make the speech in a real meeting like we did in the past years. Bu konuşmayı da geçen yıllarda olduğu gibi gerçek bir mitingde yapmayı isterdim. This is the picture that we had made in the last IFUNA meeting. Bu en son IFUNA mitinginde çektiğimiz fotoğraf. Most of the people you see here will also contribute to our virtual meeting by their videos and I am extremely grateful for their contributions. Bu fotoğrafta gördüğünüz birçok kişi bu sanal mitingimizde de katkıda bulunacaklar ve bunun için onlara çok müteşekkirim. All of them made their videos with their heart, just for the pleasure of sharing their knowledge. We are extremely grateful for their help. I wish we can be together again really soon. Hepsi videolarını sadece paylaşma aşkıyla tüm kalplerinden gelerek çektiler. Hepsine çok minnettarım. Hepsiyle tekrar fiziksel ortamda görüşmeyi umut ediyorum. I also want to thank you, thank so much for my three friends that helped me with the translations of all the videos. Without them, it would be extremely hard to make this meeting. Bu üç arkadaşıma da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bana çevirilerde çok yardımcı oldular. Onlar olmasa bu toplantı gerçekten zor olurdu. Most of the biggest part of my gratitude is for this wonderful woman that had the marvelous idea of making this congress available for everyone. Minnettarlığımın en büyüğü bu mükemmel kadınadır. Çünkü bu harika toplantıyı yapmak, herkesle bunu paylaşmak onun fikriydi. I always say that she is the angel of functional jaw orthopedics in Turkey. Onu her zaman Türkiye'de çene ortopedisinin meleği derim. Because before I met her and start teaching together with her, we had a very limited information and application of functional terms in Turkey. Ben onunla tanışmadan ve onunla bunu öğretmeye başlamadan önce bizim Türkiye'de fonksiyonel yaklaşımlarla ilgili çok sınırlı bir bilgimiz ve uygulamamız vardı. As you will see in the presentation, we changed the lives of many children, many dentists, and I'm extremely grateful for each of them to Dr. Patricia. Şimdi sunumda göreceğiniz gibi birçok çocuğun hayatına dokunduk. Birçok doktorun hayatı değişti ve her biri için Doktor Patricia'ya minnet borçluyum. And also we are extremely grateful for this wonderful brain, Dr. Wilma Tmoes, and I will mention about her wonderful appliances also. Ayrıca bu İnanılmaz beyne de çok minnet borçluyuz. Onun da aparellerinden sunumda bahsedeceğim. So I would like to speak a little bit about how we are trying to teach jaw functional orthopedics with biofocus in Turkey.
Size şimdi biofokus ile fonksiyonel çene ortopedisinin Türkiye'de nasıl öğrettiğimize dair birkaç şey anlatmak istiyorum. This wonderful woman, when she's teaching, loses herself. You can see how much she enjoys teaching. Bu harika kadın öğretirken kendinden geçer. Öğretirken ne kadar keyif aldığını siz de görebilirsiniz. And this is one of the groups that we have been teaching in Turkey. We are trying to do our best. Bu Türkiye'de eğitim yaptığımız gruplardan bir tanesi. Elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. And also we are trying to show with hands-on demonstrations how to make the applications of some specific treatment modalities. And so our dentists can perform when they go back to their clinics. Ayrıca uygulama anlamında da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Modeller üzerinde gösteriyoruz ki hekimlerimiz kliniğe gittiklerinde bunları hemen uygulamaya başlayabilsinler. We are trying to simplify the things, but without losing the main meaning. Asıl amacı, anlamı kaybetmeden her şeyi basitleştirerek anlatmaya çalışıyoruz. We also try to teach small orthodontic movements to the general dentist, but always with a functional view in this methodology. Ayrıca genel diş hekimlerine bazı basit ortodontik hareketleri de öğretiyoruz. Fakat genel fonksiyonel metodolojiyi asla unutmadan ve geri planda hep onu kullanarak. We also try to show the details under the camera. I always translate for Dr. Patricia and she always generously shares our knowledge with us. Detayları kamerada göstermeye çalışıyoruz. Dr. Patricia'yı her zaman ben tercüme ediyorum ve o da çok cömert bir şekilde bütün bilgisini paylaşıyor. You can see some of our groups. And you can also see that we receive many foreign students from many countries around the world. Bazı katılımcı gruplarımızı görüyorsunuz ve yine başka ülkelerden, birçok ülkeden yabancı öğrenci katılımlarını da görebilirsiniz. So if you would like to join our meetings one day, we will be extremely grateful to welcome you. Eğer bir gün eğitimlerimize katılmayı düşünürseniz bunun için çok minnettar oluruz. Her zaman bizde yeriniz hazırdır. So at BioFocus we also make some specialization programs in Lisbon. We had made two Turkish groups so far. BioFocus organizasyon olarak ayrıca bazı uzmanlaşma programları Lizbon'da da gerçekleştiriyoruz ve şimdiye kadar birkaç Türk grubuyla bunu tamamladık. But since geofunctional orthopedics demands to study too much, we ask our students to carry on working at home. Fakat fonksiyonel çene ortopedisi devamlı çalışmayı gerektiren bir alan olduğu için öğrencilerimize evde de çalışmalarını tavsiye edip bu yönde onları destekliyoruz. Because geofunctional orthopedics is not it doesn't work do this and do that. Çünkü fonksiyonel çene ortopedisi bunu yap şunu yap şeklinde çalışmıyor. To be able to work correctly with geofunctional orthopedics, you have to get in the full meaning of this treatment philosophy. Doğru bir fonksiyonel çene ortopedisi uygulaması yapabilmeniz için bu tedavinin altındaki felsefeyi tamamen doğru bir şekilde anlamanız gerekir. Therefore, we provide printed slides for our students. We give them the records of the courses and we ask them to please repeat too much at home. Bundan dolayı öğrencilerimize slaytlarımızın çıktılarını veriyoruz. Kurslarımızın kayıtlarını kurslardan sonra onlara temin ediyoruz ve evde de çalışmaya devam etmelerini istiyoruz onlardan. And sometimes we have some other special guests. They are also always welcome. Bazen çok özel başka misafirlerimiz de oluyor. Onlar da her zaman hoş geliyorlar.
Since our students work and study too much and they perform very good treatments, they also share their experiences with Congress all around the world. Öğrencilerimiz çok çalıştıkları ve çok iyi vakalar ortaya çıkardıkları için onlar da deneyimlerini ve vakalarını dünyanın birçok yerinde kongrelerde paylaşıyorlar. You can see some of our students here with their beautiful posters. Burada bazı öğrencilerimizin güzel hazırlanmış poster sunumlarıyla görüyorsunuz. And we are extremely proud of our students, of course. Tabii ki öğrencilerimizle çok gururluyuz. And I am extremely happy that two people from the BioFocus family had been awarded with poster awards in the past Congress. Yani bundan çok mutluluk duyuyorum. BioFocus'un iki üyesi daha önceki kongrelerde poster sunumları ödülleriyle ödüllendirildiler. And I will share these two cases with you at the end of my presentation. Ve bu vakaları sunumumun sonunda sizinle paylaşacağım. Of course, we don't only study and work. Of course, we also have fun with our students because they become our family. Tabii ki öğrencilerimizle sadece çalışmıyoruz. Onlarla eğleniyoruz ve güzel vakit geçiriyoruz. Çünkü onlar artık ailemiz oluyorlar. So you are also invited to become a member of this big, big family. Sizler de bu kocaman ailemizin birer üyesi olmaya davetlisiniz. So, starting our main subjects, we all know that malocclusions start very early. Evet, şimdi ana konumuza dönecek olursak, biliyoruz ki malokluzyon çok erken başlıyor. It's not new. Everybody knows that the frequency of early malocclusion is quite high. Bu yeni bir bilgi değil. Herkes farkında ki erken dönemde malokluzyon görülmesi frekansı oldukça fazla. I'm sure that you see many cases like this one and on the future slide on your clinic nearly every day. Eminim ki siz de kliniğinizde hemen hemen her gün böyle veya bir sonraki slide'daki gibi vakaları çok sık görüyorsunuzdur. So what do you do? Do you choose to wait as they had suggested you at school, or do you prefer to do something to help your patients? Peki ne yapıyorsunuz? Bize okullarımızda tavsiye edildiği gibi beklemeyi mi tercih ediyorsunuz yoksa hastanıza yardım etmeye mi çalışıyorsunuz? So we know that many professors, many researchers around the world suggest to treat while we are still in mixed dentition or in milk dentition. Biliyoruz ki birçok profesör özellikle süt dişlenmede veya karışık dişlenme döneminde müdahale etmemizi tavsiye ediyor. So I think we have to open our minds to be able to treat our patients earlier so that we can get more stable treatments. Bence artık zihinlerimizi biraz açıp hastalarımızı erken tedavi etmeliyiz ki daha stabil sonuçlar elde edelim. So we all know that if we wait especially for class 3 cases it will be a disaster. Biliyoruz ki özellikle bazı vakalarda bu felaketle sonuçlanacak. So if the growth nearly finishes around 6 years old, why do we have to wait to make treatments? Because we believe it's the right choice or we don't know any way to treat. Peki büyümenin çoğunun 6 yaşında tamamlandığını biliyorsak neden müdahale etmek için bekliyoruz? Bu beklemenin doğru olduğuna inanıldığından mı yoksa ne yapılacağı bilinmediğinden mi acaba? So, as Dr. Wilma Smoes always says, function is fundamental. Dr. Wilma Smoes'in her zaman dediği gibi fonksiyon temeldir. So, if we have the correct measures to correct the problematic function
then it's very probable that we can also correct the malocclusion. Eğer elimizde fonksiyonu düzeltecek olan önlemler varsa, maloklüzyonu da düzeltme ihtimalimiz oldukça yüksektir. So, what we say by correcting the function? So, stimulate nose breathing, correct swallowing, stimulate alternated bilateral chewing, to correct the phonation and keeping the mouth closed. Peki fonksiyonu düzeltmekten neyi kastediyoruz? Burundan nefes almanın uyarılması, doğru yutkunma, iki taraflı dönüştürerek yutkun, çiğneme, düzgün fonasyon ve ağzın kapalı tutulması. So, if generally we are able to correct these functions, so very probably the malocclusion will get smaller or will be totally corrected. Yani bu fonksiyonları eğer kontrol altına alabilir ve düzeltebilirsek, büyük ihtimalle maloklüzyonun çoğunluğunu düzelteceğiz veya belki tamamen ortadan kaldıracağız. But if we couldn't have the chance to do this at the very very early stages of growth. Fakat bunları yapma şansını çok çok erken büyüme döneminde elde edemezsek eğer. Then we have to make another intervention as dentist to correct the malocclusion that started to develop. Diş hekimleri olarak gelişmekte olan maloklüzyona da bir şey muhakkak müdahale etmeliyiz. So, we know that the tooth position is defined by the balance in the soft tissue structures. Biliyoruz ki dişlerin pozisyonu çevredeki yumuşak dokuların pozisyonuna bağlıdır. The extraoral forces given by the cheeks and the lips. Dışarıdan dudaklar ve yanaklar tarafından verilen extraoral kuvvetler. And the force generated by the tongue from inside. Ve içeriden dil tarafından gerçekleştirilen kuvvet. If these are in balance, then our tooth will have a good position inside the bone. Eğer bunlar dengeli ise, dişlerimiz kemik içinde dengeli bir pozisyonda yerleşecek. If the balance is not achieved, the tooth will have a bad position. Eğer bu dengeyi sağlayamazsak, diş kötü bir pozisyona yönelecek. But if we have the opportunity to correct the bad stimulation given by the tongue or the extraoral structures. Eğer dil tarafından veya dış yapılar tarafından gerçekleşen bu dengesiz yapıyı düzeltebilirsek, and we can use jaw functional orthopedics to give the correct stimulation for this purpose. Ve bu amaçla fonksiyonel çene ortopedisi ne kullanabiliriz bunu düzeltebilmek için? Then, since we correct the function, the tooth will achieve a much better position by itself because the balance is achieved. Fonksiyonu düzeltmek, dengeye ulaşmaya sağlayacağı için dişin kendiliğinden düzgün bir pozisyona gelmesini sağlayacaktır. So, when we were talking about correcting the function, it's very important that we introduce healthy eating habits for our patients. Fonksiyonu düzeltmekten bahsederken, hastalarımıza sağlıklı beslenme alışkanlıklarını tanıtmamız çok önemli. Because the stomatogenetic system has been designed to eat hard food. Çünkü stomatogenetik sistem sert gıda çiğnemek üzerine dizayn edilmiştir. When we chew the hard food bilaterally alternating the sides. Her iki tarafta değiştirerek sert gıda çiğnediğimiz zaman we give the correct stimulation for the system to grow properly. Sisteme düzgün büyümesi için doğru stimülasyonu veriyor oluyoruz. If we don't make the treatments, tedavileri yapmazsak The result can be disasters like this.
Sonuç aynı bunun gibi bir felaket olabilir. I got these pictures from the social media. Unfortunately, I couldn't find to whom they belong. Bu fotoğrafları sosyal medyadan buldum. Maalesef sahiplerine ulaşamadım. As you see, the cephalogram had been taken at 6 years old. The problem was not so severe at that years. Gördüğünüz gibi ilk sefalogram 6 yaşında alınmış ve problem o zaman çok şiddetli boyutta değildi. But probably the patient refused the treatment and unfortunately when he or she is 22 years old now, there's no other option than surgery. Muhtemelen hasta o dönem tedavi görmeyi kabul etmedi ama 22 yaşına geldiğinde öyle bir hale geldi ki artık problemi düzeltmenin cerrahiden başka yolu yok. I'm sure you also see cases like this in your offices. Eminim siz de kendi muayenehanelerinizde böyle vakalar görüyorsunuzdur. So do we have a chance to treat these kids when we see the problem at early years? Bizim bu çocukları erken yaşlarda gördüğümüz zaman tedavi etme şansımız var mı? I will show you in the future slides that we can achieve very good corrections with jaw functional orthopedy. Size ilerleyen slaytlarda göstereceğim fonksiyonel çene ortopedisi ile çok iyi sonuçlara ulaşıyoruz. We use only intraoral appliances with natural forces, natural stimulations and achieve very stable solutions. Sadece ağız içi aparatlar kullanıyoruz. Sadece doğal kuvvetler ve doğal stimülasyonlar kullanıyoruz ve çok stabil sonuçlar elde ediyoruz. But parents have no idea what we can or we cannot do. Fakat anne babaların ne yapabildiğimiz, ne yapamadığımız hakkında hiçbir fikirleri yok. So, our obligation as professional is to inform the parents about the possibilities of treatment. Yani bizim bu profesyoneller olarak en önemli görevimiz aileleri ne seçenekleri olduğuna dair düzgünce bilgilendirmek. They have to know that there is a possibility of treating and if they don't treat at the early stages, the result may not be so simple to treat in the later years. Bunun tedavi edilebilir durum olduğunu, tedavi seçenekleri olduğunu bilmeliler ve eğer tedavi edilmezse de ileriki yıllarda artık tedavi şansının azaldığını ve belki hiç kolay olmayan şekillerde tedavi olması gerektiğini bilmeliler. So this child may look very cute to you. Ya bu çocuk size çok tatlı görünüyor olabilir. But when you look in the mouth, you see this very severe problem. Fakat ağız içine baktığınızda bu çok şiddetli problemi görüyorsunuz. Our friend suggested treatment for this patient. Arkadaşımız bu hastaya tedavi tavsiye ediyor. But unfortunately they refused to make the treatments and this is the position 5 or 6 years later. Maalesef hasta tedaviyi reddediyor. Bu durum görmüş olduğunuz durum 5-6 yıl sonrası. So if we look on the other side of the mirror. Yani aynanın öbür tarafına bakarsak. Suggesting to wait the patient to perhaps hope that the malocclusion will solve itself automatically has a very very low probability. Yani eğer hastaya beklemesini belki de problemin kendi kendine çözülebileceği ihtimalini söylersek bu duruma gelebileceğini görüyoruz. So if we compare when it was probably much much easy to treat the patient when she was very young. Yani karşılaştırırsak eğer küçük yaştayken bunu tedavi etmek muhtemelen çok çok daha kolay olacaktı. Of course it is still possible to treat at this big age. Tabii ki daha ileriki yaşında da tedavi etmek hala mümkün. But since she is an adolescent, it will be more difficult for her physiologically and psychologically.
artık bir genç kız olduğu için bununla fizyolojik olarak da psikolojik olarak da daha zorlanacak tedavide. She would not wish to use removal appliances perhaps. Belki hareketli aparayı kullanmak istemeyecek. And if we want to solve this with fixed treatment, making extractions, it's a big possibility that we can collapse her profile. Ve biz de diş çekerek sabit tedavi yapmayı düşünürsek büyük ihtimalle profilinin çökmesine yol açacağız. So I think we have to be very thoughtful on our suggestions to the parents. Yani bence ailelere verdiğimiz tavsiyelerde uzun uzun düşünerek tavsiye vermeliyiz. I'm thankful for my friend for sharing this case with me. Bu vakasını benimle paylaştığı için arkadaşıma teşekkür ediyorum. So some people say we have many malocclusion cases. There are very few people making early treatment. So you cannot correct all the malocclusion. Bazı insanlar diyor ki bir sürü maloklüzyon var. Bunları tedavi eden, erken yaşta müdahale eden de çok az insan var. Herkesi tedavi etmek mümkün değil. It's true, but for every sea star that we send back to the sea, I think it's a huge difference. Doğru bir yandan ama her seferinde denize bir deniz yıldızı daha atarsak bence bu çok büyük bir fark yaratacak. So I'm very happy to share the cases that I will show you today, and I would like to say that perhaps there are more than 1,000 cases treated with our students, and much more than this number of stars sent back to the sea. Size birazdan göstereceğim vakaları sizlerle paylaşmaktan çok büyük keyif duyuyorum. Her biri bizim öğrencilerimiz, arkadaşlarımız tarafından tedavi edildiler. Belki de binden fazla vakaları var çözülmüş ve her biri bunların birer deniz yıldızı denize geri gönderdiğimiz. So, let's try to see some of them. Hadi bazılarını görelim. And as some of, as one of our friends said, if you introduce yourself to jaw functional orthodontics, you take the red pill and get into another world. Bir arkadaşımızın söylediği gibi fonksiyonel çene ortopedisiyle tanıştıysanız artık kırmızı hapı yutmuş ve bir başka dünyaya geçmişsinizdir. So I mean inviting you to get into this new world. Ben de hepinizi bu yeni dünyaya davet ediyorum. So this is my friend that said this. And she is also a big fan of jaw orthopedic treatments. Bunu söyleyen arkadaşım bu ve kendisi fonksiyonel çene ortopedilerinin büyük hayranıdır. As you see, she treated this 3-year-old cute girl. Gördüğünüz gibi bu 3 yaşındaki tatlı kızı tedavi etti. As you see, there is no appliance in the mouth. Gördüğünüz gibi ağızda bir aparey yok. All she did to treat this malocclusion was to add some composites that we call planus direct tracts. Yaptığı tek şey bu malokluzyon tedavi etmek için planusun direkt trakleri dediğimiz kompozitleri eklemek oldu. And in few times she could achieve a much better position in between the jaws. Çok kısa sürede çeneler arası ilişkide çok daha iyi bir pozisyona ulaştı. And we know that in a few months she will be able to remove the composites, but the teeth-tooth relation will be corrected and the stomatognathic system will be able to grow correctly. Biliyoruz ki birkaç ay içerisinde kompozitleri artık çıkarabilir hale gelecek. Fakat stomatogenetik sistem doğru büyümesi için gerekli yönlendirmeyi ve stimülasyonu artık sahip olacak. So this is another case also treated by one of our friends. Bu da arkadaşlarımızın biri tarafından tedavi edilmiş olan bir vaka. She has a family history of class 3 that require orthognathic surgery. Hastanın hikayesinde ailesinde orthognathic cerrahi gerektiren sınıf 3'ler mevcut.
So the family brought the little girl to see if there is any chance of treating her to avoid future surgery. Yani ailesi ileride bu ameliyattan kaçınabilmek için yapılabilecek bir şey olup olmadığını öğrenmek üzere hastayı kliniğe getiriyor. So this is the intraoral situation. Bu ağız içi durum. As you see on the right top picture, our friend manipulated the patient and realized that she can get close to edge to edge. Sağ üst köşedeki fotoğrafta arkadaşımızın hastanın mandibülasını manipüle ettiğini görüyorsunuz ve neredeyse edge to edge pozisyonuna ulaşmış durumda. So she decided to make tonic direct tracts on the posterior teeth this time. Bu hastada posterior dişlere planas direct track'leri yapmaya karar veriyor. She decided to make on the lower fives. Alt 5 numaralara yapmaya karar veriyor. But it could be much better if she had decided to make on 4 and 5 bilaterally. Ama 4 ve 5'leri her iki tarafta da yapmayı düşünse daha iyi olurdu. But it's not very easy to work in young patient's mouth always. So this is why she had to decide making on one teeth from each side. Ama genç hastalarda ağız içinde çalışmak çok kolay olamayabiliyor. Bundan dolayı da her iki tarafta tek dişe yapmayı tercih etti. So she said that if she realized that it would be necessary, she would add the other one in the future appointment. Daha sonra gerekli olduğunu düşünürse bir sonraki seansta diğer dişlere de direct track eklemeyi düşündüğünü söylüyor. So this is the case after some months. Bu birkaç ay sonra vakanın durumu. You see that she got a lot of improvement and the incisors are in much better position now. Gördüğünüz gibi çok ilerleme kaydetmiş ve kesiciler çok daha iyi bir pozisyonda. So we can feel more comfortable about the future growth of this patient. Şimdi artık bu hastanın gelecekteki büyümesiyle ilgili biraz daha rahatlayabiliriz. So of course, since she has a history of orthognathic surgery parents. Tabii ki ailesinde ortognatik cerrahi olan anne babaları olduğu için We have to keep our eyes on her and see very often. Tabii ki ondan gözümüzü ayırmamalıyız ve sık sık takip etmeliyiz. So if she needs more interventions, we can introduce some functional appliances in the future years. Eğer başka müdahalelere ihtiyaç olduğunu düşünürsek, ileriki yıllarda bazı fonksiyonel aparatları kullandırabiliriz. But if we compare the beginning and the treatment pictures, ama eğer başlangıç ve sonraki fotoğraflarını karşılaştırırsak we can see that the pictures below have a more better chance of growing correctly. Şunu görebiliriz ki alttaki fotoğraflardaki çocuğun doğru gelişme ihtimali çok daha yüksek. So we thank our friend for this wonderful treatment and sharing with us. Arkadaşımıza bu mükemmel vakası ve bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. So, of course, we only don't use planus direct tracts when the patients are older. We can go to appliances or we can use them together. Tabii ki sadece planusun direct tracklerini kullanmıyoruz. Hastaların yaşı ilerledikçe bazı aparellerle hatta direct tracklerle aparelleri kombine şekillendirebiliriz. This is a 7-year-old girl. Bu 7 yaşında bir kız. As you see, she is swallowing with a severe tongue thrust. Gördüğünüz gibi çok şiddetli bir dil yutkunması var. So if we do not correct this bad habit or bad function. Yani bu kötü alışkanlığı ve kötü fonksiyonu düzeltmezsek. I never believe that this poor girl has a chance of growing in a correct position. Bu kızcağızın doğru bir pozisyonda büyüyeceğine asla inanmıyorum. So this is the cephalometrics of the patient.
Hastanın sefelometrini görüyorsunuz. As you see, she has huge adenoids and a diminished airway space. Gördüğünüz gibi çok büyük adenoidleri ve daralmış bir hava yolu var. So it's not only enough to make the intraoral intervention as a dentist. Sadece diş hekimi olarak ağız içine müdahale etmemiz yeterli değil. Of course, we have to send this patient to a good otolaryngologist to correct the airway problems. Tabii ki de bu hastamızı iyi bir kulak burun boğaz uzmanına göndermeliyiz ki solunum yolu problemleri de çözülebilsin. Of course, we are not sure which one was the first, the egg or the chicken. Tabii ki hangisinin önce olduğunu bilmiyoruz. Yumurta mı, tavuk mu? Perhaps she had airway issues, so she developed the bad habit, or she had the bad habit of intro or of mouth breathing, so she developed the adenoids. Belki önce yanlış bir alışkanlığı vardı, ağızdan soluk alma gibi. Bu solunum yolu problemlerine yol açtı. Ya da önce solunum yolu problemleri vardı, bundan dolayı ağızdan nefes alması gerekiyordu. But anyway, if we don't correct both of them, it will not be possible to achieve a good prognostic. Her neyse, fark etmez. Eğer ikisini birden çözmezsek iyi bir prognoza ulaşmamız mümkün değil. So we sent the patient to the otolaryngologist, but we also placed an intraoral appliance, a jaw functional orthopedic appliance to correct the functions. Hastayı bir kulak burun boğaz doktoruna gönderiyoruz ve aynı zamanda ağız içinde bir fonksiyonel çene aparatı kullanmaya başlıyoruz. This appliance that you see here is totally free in the mouth as most of the jaw functional orthopedic appliances. Bu gördüğünüz aparey ağız içinde tamamen serbest, başka birçok fonksiyonel aparayda olduğu gibi. So with each time that she swallows, she gives intermittent stimulation to the stomatognathic system. Yani hasta her yutkunduğunda stomatognathic sisteme kesikli bir stimülasyon gönderiyor. And the wear bar that you see here behind the incisors. Ve burada keserlerin arkasında gördüğünüz dalga barı. That one is the one that makes the big magic. Büyük sihiri yapan işte bu. And you can see from this side. Buradan da görebilirsiniz. And since she also has a tendency to cluster growth, we also placed this wonderful Eschler arch. Aynı zamanda hastanın sınıf 3'e meyili olduğu için bu mükemmel Eschler arçını da koyuyoruz. This way we can limit the forward growth of the mandible, but at the same time stimulate the forward growth of the maxilla. Bunun sayesinde mandibulanın öne doğru büyümesini sınırlandırıyoruz, fakat aynı zamanda maxillayı da öne doğru büyümeye teşvik ediyoruz. Also, the shields that you see in the depth of the fornix help with the stimulation of the premaxilla. Aynı zamanda fornix'in derinlerine kadar yerleştirdiğimiz bu kalkanlar premaxillanın da büyümesini stimüle ediyor. So in 2 years you can see that we get this result. 2 yılda bu sonucu aldık gördüğünüz gibi. The patient is in a much much better situation compared with the pre-treatment. Tedavi öncesiyle kıyasladığınızda hasta çok çok daha iyi bir pozisyonda. The adenoids diminished but not completely solved yet. Adenoidler küçülmüş fakat tamamen çözülmemiş. So she has to work more with otolaryngologist. Yani kulak burun boğaz doktoruyla daha çok hala çalışması gerekiyor. The spaces that we see on the posterior regions are not open bites, as you see the teeth are coming. Bu arkada gördüğünüz aralık gördüğünüz gibi açık kapanış değil, dişler sürmek üzere. So we can keep controlling this patient without any other intervention at this moment. Şu anda itibaren hastayı artık daha başka müdahale yapmadan kontrol altında tutmaya devam edebiliriz. But you, if we compare the two cephalometrics, you can see that there is a huge difference between them. İki sefalometriye kıyaslayacak olursanız aralarında çok büyük fark var. And you can see that the gonyac angle has diminished and this is not very common with other orthodontic treatment terms.
Gördüğünüz gibi gonorayak açıda da azalma var ve bu diğer başka ortodontik tedavilerde çok sık gördüğümüz bir şey değil. And I'm also grateful for this case to my friend Yasemin that is also translating me at this very moment. Aynı zamanda şu an tercümemi de yapan Yasemin'e bu vakası için teşekkür ederim. Rica ederim. And some of you may think that to prevent the tongue thrust, we can use these spurs that we can place behind the incisors. Bazı meslektaşlarımız dil yutkunmasını, dilin dişler arasındayken yutkunma paternini değiştirmek için bu kesicilerin arkasındaki çıkıntı metalleri kullanabileceğimizi söylüyorlar. And this had been tried, as you see on this case. They first placed the spin-like structures here. Bu vakada gördüğünüz gibi önce bu denenmiş. But it didn't work, so the dentist took another impression and placed this fixed bar here, this cage, not bar actually, this fixed cage here to try to prevent the tongue from coming forward. Bu keserlerin arkasındaki batan metaller işe yaramayınca diş hekimi bir ölçü daha alıp bu gördüğünüz kafes şeklindeki yapıyı oluşturmuş. But it also didn't work. The patient found another way of putting the tongue below the cage here and kept on with the tongue thrust. Ama bu da işe yaramamış. Hasta hala kafesin altına dilini sokmanın bir yolunu buluyor ve hala dili dişlerin arasındayken yutkunmaya devam ediyor. With most of the cases, it's not so severe. As long as you keep the cage here, it helps. Birçok vakada bu kadar şiddetli olmuyor. Burada bu kafesi tuttuğunuz sürece faydası oluyor. But as you can see on this case, on this video here, when you remove the cage, since you didn't provide the better way for the tongue to work, it probably goes back to the old habit of going forward again. Burada sizin de gördüğünüz gibi işte kafesi çıkarır çıkarmaz ağızdan dile çalışması için daha iyi bir yol öğretmediğiniz için eski alışkanlığına geri dönüp bu şekilde fonksiyon göstermeye devam ediyor. It's like having a flame here. If the flame is here and I put my hand, when I get burned, I take it off. Yani bu bir ateşle eğitim yapmaya benziyor. Eğer ateşe elimi uzatırsam elim yanar ve geriye çekerim elimi. So if as long as I know that the flame is there, I will not go there because I know that I will get burned. Ateş orada olmaya devam ettiği sürece tabii ki elimi uzatmayacağım. Çünkü ateşin orada olduğunu biliyorum ve yanmak istemiyorum. But if I realize that the flame is gone, I can go back here and go on with my old habit. Ama ateş ortadan kalktığı andan itibaren elimi yine oraya götürüp işte eski alışkanlığıma geri dönebiliyorum. So what jaw functional orthopedics makes is providing another position for my hand, showing it that there is another way without going to that previous position. Fonksiyonel çene ortopedisinin yaptığı eli engellemek yerine bunun fonksiyon görmenin daha iyi bir yolu olduğunu öğretip daha iyi bir pozisyona taşımak. Böylece eski alışkanlığa geri dönmemesini sağlamak. For this purpose we use this wonderful appliance from the genius Dr. Vilma Alexandra Simoes that she calls FM3. Biz bu amaçla bu harika Alexandra Vilma Simoes tarafından dizayn edilen kendisinin SN3 dediği bu aparatı kullanıyoruz. As you see, it looks similar to other removable appliances. Gördüğünüz gibi diğer hareketli aparatlara benziyor. But I want you to pay attention that there is no retentive element on this appliance. Fakat dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu aparatta herhangi bir tutucu yapı yok. So it's totally free in the mouth. With each swallowing, it gives this intermittent stimulation that we like so much.
Ya, ağız içinde tamamen serbest. Bundan dolayı her yutkunmasında bizim çok sevdiğimiz kesikli stimülasyonu veriyor sisteme. And this wave-like structure you see here we call the wave bar. Burada dalgaya benzeyen bu yapıyı görüyorsunuz. Biz buna dalga barı diyoruz. This is not a cage, this is totally different. Bu bir kafes değil, bu tamamen farklı bir şey. It has no dimension that is enough to hold the tongue inside the mold. Its purpose is not this. Boyutu dili ağzın içinde tutma amaçlı ya da o boyutta değil. Amacı tamamen farklı. What it aims is to give the stimulation to the genioglossus muscle that is located under the tongue. Amacı tamamen dilin altında yer alan genioglossus kasına doğru stimülasyonu vermek. This way it teaches the tongue the correct position where it must be located inside the mouth. Bu şekilde dile ağız içinde nerede pozisyon alması gerektiğini öğretiyor. As you see, it is not curved, it's totally straight. This way it touches the genioglossus muscle and the receptors that are located in this area. Gördüğünüz gibi eğimli değil, tamamen düzdür. Bu şekilde genioglossus kasını eğitir ve o bölgedeki reseptörleri uyarır. So the fabrication of the functional appliances is very critical. Fonksiyonel aparellerin yapımı çok kritiktir. If you don't have a good fabricated appliance or if you don't stimulate the appliance in the correct way, Eğer düzgün yapılmış bir apareliniz yoksa veya aparel düzgün şekilde simülasyon yaratmıyorsa, if you are still thinking in the orthodontic manners that you had been used to since many years, yıllardır kullandığınız ortodontik anlamda düşünmeye devam ederseniz, And you go on stimulating with the previous information that you had in the past. ve önceden geçmişte edindiğiniz bilgileri kullanmaya devam ederseniz, Then you will think that the functional appliance doesn't work. o zaman fonksiyonel aparellerin çalışmadığını düşünürsünüz. But with the correct stimulations we see that we can achieve perfect treatments. Fakat doğru stimülasyonla mükemmel sonuçlar elde ettiğimizi görüyoruz. This is another case from another student of ours. Bu bizim öğrencilerimizden bir başka vaka. This is an 8-year-old girl with this intraoral problem that you see here. Bu 8 yaşında gördüğünüz gibi bir ağız içi durumu olan bir çocuk. As you see, the tongue is lying totally down on the floor of the mouth. Gördüğünüz gibi dil tamamen ağız tabanında yerleşmiş. So it gives no stimulation to the maxilla to grow in a proper way. Yani dil maksillaya doğru bir şekilde büyümesi için gerekli stimülasyonu vermiyor. So if we do not correct the tongue, there is no possibility to get a correction in this malocclusion. Yani dili doğru pozisyonuna almadığımız sürece bu maloklüzyonda düzeltme sağlamamız mümkün değil. You may say that, oh, yes, I do have an option. Yo, bir seçeneğim var diyebilirsiniz. You may say that I may expand the maxilla with rapid palatal expansion and I solve the problem. Yo, işte palatinayı rapid palatal expansion ile genişletebilirim ve sorunu çözerim diyebilirsiniz. It can work for some time, but since you didn't correct the function, for sure it will relapse. Evet, bir süre işe yarayabilir fakat fonksiyonu düzeltmediğiniz için kesinlikle geri dönüş olacaktır. So what we could do for this patient? What our friend did for her? Peki bu hasta için ne yapabiliriz? Yani arkadaşımız ne yapmış? Our friend realized that the main problem was on the tongue. So he used an SN3 to correct the tongue posture in the mouth. Arkadaşımız asıl problemin dil olduğunu fark etmiş ve ağız içinde SN3 kullanmış. As you see, the tongue position is much better now. It's not perfect yet. Gördüğünüz gibi dil pozisyonu şu an daha iyi, hala mükemmel değil. But he's still going on treating. Ama hala tedavi etmeye devam ediyor.
After using the SNP for 1.5 years, he is now going on with PIPS to solve the transversal problems on both arms. 1,5 yıl SN3 kullandıktan sonra şu anda transversal problemleri çözmek için PIPS kullanıyor. 81, and this 82, is her speech 83, before 84, treatment. 85, ve bu 86, tedaviden önceki konuşması. 88, 88, hastanede. Hastane. You can realize that the tongue is totally down every time. Gördüğünüz gibi her an dil tamamen ağız tabanında. 81, but compare with 82, the position now. 83, 84. Şimdiki pozisyonuyla kıyaslayın. 86, you can realize that the tongue 86, is not 86, lying on the floor of the mouth now. Fark edeceğiniz gibi dil artık ağız tabanında yatmıyor. The lips have a much better position. Dudaklarda çok daha iyi bir pozisyon var. And with each day she will get improving and improving. Ve her gün daha da gelişecek. Because now the system knows how to work in a better way with a better function. Çünkü şu anda artık sistem nasıl daha iyi bir fonksiyonla nasıl daha iyi işleyeceğini biliyor. So if we compare the two cephalometrics together we can realize better the achievement. Eğer iki sefirometriye kıyaslayacak olursanız daha iyi bir sonuca doğru gidildiğini fark edeceksiniz. On the previous one we see that her allergic problems were more severe. Now they are better but unfortunately not completely solved yet. İlk sefirometrikte alerji problemlerinin daha şiddetli olduğunu, ikincisinde daha iyi olduğunu, tabii hala çözülmediğini fark edeceğiz. But if we compare the changes in the gonioc angle, we realize that we got a big improvement in only 1.5 years. Fakat gonioc açıyı karşılaştıracak olduğumuzda 1,5 yılda çok büyük bir değişim sağladığımızı görüyoruz. And most of the achievement is with the anterior repositioning of the mandible in the upper way. It makes a rotation in this direction. Değişimin çoğu mandibülanın ön bölgesinin yukarıya doğru gelişimi yani mandibülanın rotasyon hareketi yapmasıyla gerçekleşiyor. As far as I know, this result can only be achieved with an SNP. Benim bildiğim kadarıyla bu sonuç sadece SN3 ile elde ediliyor. So we are thankful for this case to our friend. Bu vakası için arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. So the cephalometric measurements had been done with this beautiful program. We are also thankful to our friends for giving us this opportunity. Ayrıca cephalometric analizler de bu çok iyi yazılımlarla gerçekleşmişti. Bu fırsatı verdikleri için arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. And this is another case that had showed great improvement in such a short time. She's a very cute girl. Bu da çok kısa sürede çok büyük bir gelişim gösteren vakalardan biri. Çok tatlı bir kız çocuğu. You see that she's 8 years old and still finger sucking. Gördüğünüz gibi 8 yaşında ama hala parmak yemiyor. He wants to quit it too much but she said she cannot do it alone. Bırakmayı çok istiyor, çok istekli fakat tek başına bunu başaramıyor. So our friend gave her a functional appliance and the magic worked in only 7 months. Arkadaşımız da ona bir fonksiyonel aparayı veriyor ve sihir sadece 7 ayda gerçekleşiyor. And you see the patient of course is extremely happy. Ve gördüğünüz gibi hasta tabii ki çok mutlu. When we compare the two situations, it's like two other different patients. Yani bu iki durumu kıyasladığınızda sanki iki farklı hasta gibi. So we are thankful to our friend for this beautiful case. Arkadaşımıza bu çok güzel vakası için çok teşekkür ederiz. This is another girl that is 10 years old. Bu da 10 yaşında başka bir kız. As you see, she of course has some black origin.
Gördüğünüz gibi bir siyah orijinden geliyor. So for her facial structure some amount of deep protrusion is accepted. Yani aslında onun için bir miktar bir protrüzyon profili bir kısmı normal. But of course this is an extreme amount of deep protrusion that must for sure be corrected. Ama tabii ki bu kadar bir protrüzyon onun için bile fazla ve tabii ki düzeltilmeli. So if we see the intraoral views. Eğer ağız içine bakacak olursak. He is deep protruded but the maxilla is too small for the mandible. Evet, bir protrüze bir vaka fakat maxilla mandibula için oldukça küçük. The tongue seems to be too big for the mouth. Dil ağız için çok büyükmüş gibi görünüyor. And causes the deep protrusion to be worse and worse each day. Ve her günde bir protrüzyonun daha kötüye gitmesine sebep oluyor. So if we do not do anything for this girl, yani bu kız için hiçbir şey yapmazsak eğer, for sure she will need for premolar extractions or orthognatic surgery in the future. Tabii ki de gelecekte ya ortognatik cerrahiye veya premolar çekimli bir tedaviye ihtiyacı olacak. So first she used the pipe to expand the extremely narrow upper arch. Önce çok aşırı dar olan üst çeneyi genişletmek üzere pipe kullandı. Because if we do not have the space necessary for the tongue to go up, of course it can never go in the right place even if you give the most beautiful stimulation ever. Tabii ki de maksillada dilin yerleşeceği yeterince alan olmazsa istediğiniz kadar harika stimülasyonlar verin, dil doğru pozisyona geçemeyecektir. But after achieving the necessary space for the tongue, when our friend gave the correct stimulation for 2 years, now we can see there is a huge improvement on her deep protrusion. Çenede maksilla da yeterli yeri sağladıktan sonra arkadaşımız doğru stimülasyonu vermek için 2 yıl boyunca SN3 kullandırdı ve şu anda sonuçta bir protrüzyonunda çok güzel bir ilerleme olduğunu görüyoruz. So of course she is still a little bit deep protruded but it is normal for her racial characteristic. Tabii ki hala biraz bir protrüze fakat bu onun ırksal karakteri için normal boyutlarda. He needs this deep protrusion for the beauty of her big lips. Bu kadar bir protrüzyona onun bu büyük dudaklarının estetik durması için ihtiyacı var. When we compare the intraoral position, intraoral durumu kıyaslayacak olursak, we see that we had got a huge improvement. Çok büyük bir gelişim gerçekleştiğini görüyoruz. And do you remember that there was a huge diastema between the upper centrals in the beginning? Başta üst santraller arasında büyük bir boşluk olduğunu hatırlıyor musunuz? Like you see here. Burada gördüğünüz gibi. Many people would suggest frenectomy for this case. Birçok kişi bu vaka için frenektomi tavsiye ederdi. But for nearly 95% of the cases, frenectomy is never necessary and totally prohibited before the eruptions of the canine. Vakaların %95'i için frenektomi asla gerekli değil ve kaninlerin sürmesinden sonra hiç ihtiyaç kalmıyor. Because the frenum provides us the functional matrix for the growth of the premaxilla. Aslında frenum premaksillanın gelişimi için gerekli olan stimülasyonu da sağlıyor. And as you see here, the diastema is totally closed with only the correct functional stimulation. Gördüğünüz gibi buradaki diastema sadece düzgün stimülasyon, fonksiyonel stimülasyon ile kapandı. And the frenulum had dislocated itself up without any surgical intervention. Ve frenulum da kendisini yukarıya doğru tekrar lokasyonuna değiştirdi ve hiçbir şekilde cerrahi müdahale yapılmadı. When we compare the facial pictures and the cephalometrics,
yüz profillerini ve sefalometrikleri kıyasladığımızda we can see that we could achieve a huge improvement in the very early years of her life. Hayatının çok erken dönemlerinde çok büyük bir gelişim sağladığımızı görüyoruz. As an adolescent, she probably will not need any appliance use after 6 or 7 months. Artık bir genç olarak bir aparaya ya da başka bir şeye ihtiyacı olmayacak. And I am sure you could agree that this makes the child more happy to solve the problem before so becoming an adolescent. Eminim siz de bana katılacaksınızdır. Çocuklar adolesan olmadan sorunlarını çözdüğümüzde bu onları da çok daha mutlu ediyor. It's of course not only a problem of happiness. Tabii ki de bu bir mutluluk sorunu değil. This is also a problem of stability. This treatment result is totally stable and it will improve each day by itself. Bu aslında bir stabilite sorunu ve bu durum giderek iyileşecek ve tamamen stabil halde kalacak. And with the depth of my heart, I say to you that if she was my daughter, I will do the same treatment plan. Size kalbimin derinliklerinden söylüyorum bunu. Bu benim kızım olsaydı ben de aynı tedaviyi yapardım ona. So we are thankful for this beautiful case to our friend. Arkadaşımıza bu çok güzel vakası için minnettarız. And this is another 8-year-old boy. Bu bir başka 8 yaşında erkek hasta. As you see, there is something here that was placed between the incisors and you also see it on the cephalometric x-ray. Burada kesiciler arasına yerleştirilmiş bir şey görüyorsunuz. Aynı zamanda sefalometrikte de bu parça orada. We call this ejik. Biz bunu ejik diyoruz. The aim of this is to keep the patient in the manipulated position. Hastayı manipüle pozisyonda tutmamıza yardımcı oluyor. Because this is the real position, the real malocclusion of the patient, not the habitual intercuspidation position. Bu hastanın gerçek malokluzyon pozisyonu, alışkanlıkla yaptığı bir maksimum interkuspidisyon pozisyonu değil. So this is where we must make our treatment plan and this is where we shall begin treating the patient. Bu pozisyonda tedavi planlarımızı yapıyoruz ve tedaviye de bu pozisyondan itibaren başlıyoruz. So you can see that the patient is nearly edge to edge with the jig inside the mouth. Gördüğünüz gibi hasta jig ile neredeyse eş to eş pozisyonda. But when we remove it and let the patient to maximum intercuspidation. Ama hastaya maksimum interkuspidasyona ulaşmasına izin verdiğimde We see that we have a totally different position inside the mouth. Gördüğümüz gibi ağız içinde tamamen farklı bir pozisyona geliyor. So the treatment plan between the two is totally different. Ve tedavi planımız da tamamen değişiyor. And if we realize and plan our treatment with the manipulated position, that is the real position of the patient. Yani eğer hastaya manipüle pozisyonunda yani asıl gerçek pozisyonu olan manipüle pozisyonunda bir tedavi planı yapacak olursak our treatment will go much easily and much smoothly. Tedavimiz çok daha kolay ve çok daha sorunsuz ilerleyecek. So this is the treatment sequence of this patient. Bu hastanın tedavi basamakları. You can see that the patient first used a pipe with Escher arch for 10 months to begin solving the transversal and the sagittal problem at the same time. Gördüğünüz gibi hasta önce sagittal ve transversal problemleri aynı anda çözmek amacıyla 10 ay boyunca pipe kullandı. Escher arçlı ve kalkanları olan bir pipe. And our friend also made direct tracks for the meal canines here. Ve burada da süt kanin dişlerine direkt trekler uyguladı. We generally don't make direct tracks at mixed dentition, but the aim of our friend
was to keep the transversal stimulation even when the appliance was not inside the mouth. Genellikle karışık dişlenme döneminde direct track uygulamıyoruz, fakat arkadaşımızın amacı aparey ağızda değilken bile transversal stimülasyonu devam ettirmekte. After 10 months, our friend achieved enough transversal dimension. So now it's the time to correct the malposition of the tongue and to provide a better function for the tongue. Artık 10 ay sonra yeterli transversal boyuta ulaştıktan sonra sıra dil pozisyonu ile ilgili sorunla uğraşmaya geldi ve bunu sağlayabilmek için de 2 yıl boyunca SN3 kullandı. So after 2 years of using SN3, most of the vertical problem, the tongue problem is solved. 2 yıl SN3 kullandıktan sonra vertikal sorunun ve dil sorunlarının çoğunluğu çözülmüştü. So the very little transversal problem that is bothering the patient and mostly the dentist. Yani çok az geriye kalan transversal sorunu çözmek için bu hastayı da diş hekimini de biraz rahatsız eden bir durum ise. I have to say sincerely that the patients don't care about this, but generally the dentists care about it too much. Yani samimi fikrimi söyleyecek olursam, genellikle hastalar bunu pek umursamıyor. Çoğunlukla diş hekimleri buna daha çok kafayı takıyorlar. So to solve this minor transversal problem, the patient is using SN7. Yani bu azıcık kalan transversal sorunu çözmek için hasta SN7 kullanmaya devam ediyor. This is another appliance from Dr. Wilma Simoes. Bu da Dr. Wilma Simoes'in dizayn ettiği bir başka aparey. This appliance enables lateral movements but totally blocks the forward growth. Bu aparey lateral hareketleri serbest bırakırken ileriye doğru büyüme ihtimalini tamamen blokluyor. So with the function of the lateral movements you can achieve the transversal growth that you need. Yani lateral hareketleri yaptığınız sürece gerekli olan transversal büyümeye ulaşabilirsiniz. So this is the result of the patient now. Bu hastanın şimdiki sonucu. So when we compare the two faces, her iki yüzü kıyasladığımızda, we can see that the result is quite satisfactory. Sonucun bayağı bir tatmin edici olduğunu görüyoruz. We are also thankful to our friend for this case. Arkadaşımıza da bunu bizimle paylaştığı için çok teşekkür ederiz. This is another 8-year-old case. Yine bir 8 yaşında vakamız var. The intraoral position is like this. Ağız içi durum bu şekilde. She has a big protrusion of the upper arch. Üst çenede çok fazla bir protrüzyon var. She's living abroad. The patient was in Turkey for the summer holiday. Hasta yurt dışında yaşıyor. Sadece yaz aylarında Türkiye'ye geliyordu. So they visited our friend to check if there is any problem with the mouth. Bu dönemde arkadaşımıza herhangi bir sorun var mı diye kontrol ettirmeye geliyorlar. And since our friend is very concerned about malocclusions and the functional stimulation of the system. Ya arkadaşımız bu maloklüzyonla ve fonksiyonel stimülasyonla ilgili endişelerinden dolayı he informed the patient about the problem. Hastayı bu problemle ilgili bilgilendiriyor. And explained that there is a treatment option at this age. Bu yaşta bir tedavi imkanı olduğunu açıklıyor. So the patient accepted. Hasta da kabul ediyor. When you see the upper arch is totally inclined like this, so the upper arch is extremely narrow. Gördüğünüz gibi üst çene bu şekilde eğimlenmiş, tamamen çok şiddetli bir şekilde dar. So this makes a bowl effect, exaggerating the protrusion and also the causing an open bite. Bu da bowl efekti dediğimiz bir etki yaratıp daraldıkça protrüzyonu arttırıyor ve sonuçta da open bite'a yol açıyor.
The patient used an SN6 and other appliances for Dr. Vilma for 2 years. Yine Dr. Vilma Simoes'in bir raporu iyi olan SN6'yı 2 yıl boyunca kullanıyor hasta. And since they live abroad, they could only come for 5 controls during these 2 years. Dışarıda, yurt dışında yaşadıkları için bu 2 yıl boyunca sadece 5 kontrole gelebiliyor hasta. This is another advantage of jaw functional orthopedic treatments that we can even use for patients that we cannot control too often. Bu da fonksiyonel çene ortopedisinin avantajlarından bir tanesi. Hastayı çok sık göremeyeceksek bile bu tedavi seçeneğini kullanabiliyoruz. Of course, it's not our norm protocol to we normally see the patient each month. Tabii ki bu bizim normal tedavi protokolümüz değil. Normalde hastayı her ay görüyoruz. But if we don't have any other option, it's much better than leaving the patient alone and allow the malocclusion to get worse each day. Ama başka bir seçeneğimiz yoksa tabii ki hastayı o şekilde bırakıp maloklüzyonun her gün kötüleşmesini seyretmekten daha iyi bir çözüm. And these are the pictures sent by the patient's family. Bu hastanın ailesi tarafından gönderilen fotoğraflar. When we compare with the beginning, we can see that there is a huge improvement in her profile. Baştaki durumla kıyasladığımızda çok büyük bir profilde iyileşme olduğunu çok rahat görebiliyoruz. And we can feel comfortable that since we corrected the function, she will be able to grow correctly. Biz de fonksiyonu düzelttiğimiz için hastanın düzgün bir şekilde büyüyeceği konusunda içimiz rahat olabilir artık. This is a case treated with our friend. Bu arkadaşımız tarafından tedavi edilmiş olan bir vakaydı. This is another girl that is 6.5 years old. Bu da 6.5 yaşında bir kız hasta. She's a dancer, but she's very unhappy with her face. Kendisi bir dansçı fakat yüzüyle ilgili çok mutsuz. We see that she has a skeletal open bite, and you see the jig here again to show us the real class 2 position that she has. Gördüğünüz gibi iskeletsel açık kapanışı var ve yine burada jig görüyorsunuz. Bu hastanın gerçek sınıf 2 pozisyonunu gösteriyor bize. Because if we don't use this jig here, she can go into a Sunday bite and show us as if she has a less class 2 position. Eğer bu jig'i buraya koymazsak, bu pazar günü kapanışı dediğimiz pozisyona geçip kendisi sanki daha az sınıf 2'ymiş gibi gösterebilir kendisini. So it's very important to see the real position to be able to make a correct case planning. Gerçek durumun ne olduğunu görebilmek çok önemli. Ancak bu şekilde doğru bir tedavi planlaması yapabiliriz. So this are the intraoral pictures. Bu ağız içi fotoğraflar. Again, extremely narrow and protruded upper arch. Yine oldukça dar ve protrüze durumda bir üst çene. The mandible has quite normal size, but it's of course incompatible with the upper arch. Mandibula da oldukça normal bir ark yapısı görüyoruz, fakat üst çeneyle tamamen uyumsuz. So she used SN6 for 2.5 years. 2.5 yıl boyunca SN6 kullandı. And this is the profile after treatment. Bu da tedavi sonrası profili. She is much much better now, of course, and she is extremely happy with her face. Tabii ki şu anda çok çok daha iyi ve kendisi de bu yeni durumundan çok çok mutlu. What did we do? We all, of course, not only corrected the tongue posture. Biz ne yaptık burada? Tabii ki sadece dil pozisyonunu değiştirmedik. The stimulation of the appliance on the upper arch make it grow bigger. Aparatın üst çenede yaptığı stimülasyon daha fazla büyümesini sağladı. The appliance stimulated to the patient to keep her mouth closed.
Aparey hastanın ağzını kapalı tutması yönünde onu stimüle etti. Stimulated her to breathe through the nose. Hastaya aynı zamanda burundan nefes alması konusunda yardımcı oldu. And the muscles of the face are educated to be in a much better position, keeping the mandible in the correct posture. Ayrıca yüz kaslarının hepsi de mandibulayı daha iyi bir pozisyonda tutmak için eğitilmiş oldular. How these muscles are educated with the appliances is a big, big topic. So we unfortunately don't have enough time to discuss it at this moment. Kaslar bu apareyler aracılığıyla nasıl eğitiliyorlar? Bu uzun uzun konuşulacak bir başka konu. Maalesef şu an bunu konuşabileceğimiz kadar uzun bir vaktimiz yok. But you can be sure that the muscular situation is totally changed and will keep working in this manner if the patient doesn't develop a new bad habit. Fakat şuna emin olabilirsiniz ki kassal durum tamamen değişiyor ve hasta yeni bir başka kötü alışkanlık geliştirmediği sürece bu şekilde kalıyor. And these are the intraoral pictures. Bu da ağız içi fotoğrafları. And when we compare the both. Ve bu fotoğrafları kıyasladığımız zaman. It's very difficult to believe that it's the same patient. Aynı hasta olduğunu inanmak oldukça zor. We can say that they are relatives, but you can never say that they are the same people. Belki akraba diyebiliriz bunlar için ama aynı hasta olduğunu söylemek gerçekten zor. So we are thankful for this beautiful treatment to our friend. Bu çok güzel tedavisi için arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. This is another case that is a little bit older. Of course, we prefer to treat our patients as soon as we realize the problem. Bu diğerlerine göre biraz daha yaşı büyük bir hasta. Tabii ki de hastalarımızı daha erken yaşta sorunu tespit eder etmez tedavi etmeyi tercih ediyoruz. Because the smaller the child, the bigger growth potential they have. Çünkü çocuk küçük oldukça büyüme potansiyelleri daha fazla. So it doesn't mean that we cannot treat older patients with jaw functional orthopedics. Bu daha ileri yaştaki hastaları fonksiyonel çene ortopedisiyle tedavi edemeyiz demek değildir. Of course we can treat, but it takes longer time. Tabii ki tedavi edebiliriz fakat daha uzun süre alır. This child, as you see, will be treated with jaw functional orthopedics. Bu çocuk da göreceğiniz gibi fonksiyonel çene ortopedisiyle tedavi edildi. But if he was younger, it could take less time. Eğer daha genç olsaydı daha az zaman alırdı. If he was much older, 18-20 years old, he could again be treated, but it would then take much much longer time. Eğer 18-20 yaş civarında olsaydı yine tedavi olabilirdi ama çok çok daha uzun bir zaman alırdı. So age is an important criteria that determines the treatment time. Yaş tedavi süresini belirleyen önemli bir faktör. But it's not the only factor. There is also the pediatric analysis and the growth category of the patient that unfortunately we cannot discuss at this moment. Ve yaş sadece tek faktör değil, başka faktörler de var. Mesela Petrovic analizinde değerlendirdiğimiz büyüme grupları yine şu anda maalesef bunu tartışmaya vaktimiz olmayacak. But the bigger the growth category of the patient, the shorter is the treatment time. Fakat özetle büyüme kategorisi büyüdükçe tedavi süresi kısalıyor hastaların. If this patient has a much favorable age and much favorable category, he will be able to achieve the same result that we will see in a shorter period time. Yani bu hastanın yaşı daha küçük olsaydı ve daha tercih ettiğimiz bir kategoride olsaydı çok daha kısa sürede istediğimiz sonuca ulaşırdık. But anyway, he will be treated. The main problem is transversal for this case. Her neyse, sonuçta tedavi edilecek ve bu vakadaki asıl sorun transversal problem. We see that he doesn't have much sagittal or vertical problems. As we say, the main problem is transversal.
Filmde gördüğümüz gibi sajital veya vertikal çok önemli bir sorunu yok. Asıl sorunu transversal. So he used the very clever appliance that people call PIPS or simple planas from the Dr. Pedro Planas. Bu çok zekice planlanmış bir aparey. Bazıları PIPS diyor, kimisi simple planas diyor. Dr. Pedro Planas'ın bir apareyi. This appliance completely gives freedom to the movements in all directions. Bu aparey çenelere her yönde çok büyük serbestliği de sağlıyor. So with the improved function, with the ease of function, the patient stimulates himself to grow transversely. Fonksiyonun kolaylaşmasıyla ve fonksiyonun artmasıyla beraber hasta transversal olarak büyümek için gerekli stimülasyonu sağlamış oluyor. So this patient used this wonderful appliance for 3 years only to sleep. Bu hasta bu mükemmel aparayı 3 yıl boyunca sadece uyurken takıyor. And this is the improvement that we could achieve. Bu da bizim ulaşabileceğimiz işte bir sonuçlardan bir tanesi. So if we compare the two faces, we see that the face has grown in transversal direction. Bu iki yüzü kıyaslayacak olursak eğer, yüzü transversal yönde büyüdüğünü görüyoruz. So we are thankful for this case also. Bu vaka için de çok teşekkür ederiz. This is another case that is 9 years old. Bu da 9 yaşındaki bir başka vaka. He has a very retreated profile. Çok geride kalan bir profili var. We do not make the treatment of this boy at this age. Bu yaşta tedaviye başlamadı. If we had not treated this case at this age. Düzeltiyorum. Eğer bu yaşta tedaviye başlamasaydık. Probably he would need 4 extractions in the future years. Tabii ki ileride büyük ihtimalle çekimli bir tedaviye ihtiyacı olacaktı. And with the 4 extractions, unfortunately his face would not be very nice. Ve 4 çekimli bir tedavi olursa bu yüzü hiç de hoş olmayacak bir şekilde sonuçlanacaktı. So this patient accepted to use the appliance. Ve bu hasta aparayı kullanmayı kabul ediyor sonuç olarak. So he used 6 months the Beamler appliance. That's a very nice appliance to gauge transversal dimension for young patients. 6 ay boyunca Beamler aparayı kullanıyor ki genç hastalar için transversal büyümeyi sağlayan çok güzel bir aparaydır. Later he uses the simple planus for 16 hours. 2 yıl boyunca da daha sonra simple planası günde 16 saat kullanıyor. And one more year going on with simple planas only to sleep. Ve daha sonra da 1 yıl daha simple planası sadece gece kullanıyor. And now you can see that he has space for all the teeth in the mouth. Şu anda gördüğünüz gibi bütün dişler için ağızda yeterli yer var. The canines are going into intercuspidation. Kaninler normal interküspidasyonlarına ulaşacaklar. Yeah, and each day for sure the patient will improve more and more since we provided him with a good function. Ve kendisine doğru fonksiyonu sağlayabildiğimiz için tabii ki de her gün çok daha iyiye gidecek. So when we compare the two faces, bu iki yüzü kıyasladığımızda we can be very happy that we could provide him with a huge, beautiful smile. Ona çok güzel, geniş bir gülümseme verdiğimizi görebiliyoruz. And we are thankful again to our friend. Arkadaşımıza yine çok teşekkür ederiz. And this is another case that is 11 years old. Bu da 11 yaşında bir başka vaka. She also had mostly transversal problems. Bunun da çoğunlukla transversal sorunu vardı. And she was very unhappy with the face. Yüzünden hiç memnun değildi.
And since, as you see, she already had many feelings and even a root canal treatment. Gördüğünüz gibi şimdiden birçok dolgusu ve hatta kök kanal tedavisi bile olduğu için. It would not be a very nice approach to make fixed treatment for her. Ya bu hastaya sabit tedavi yapmak bu anlamda da hiç uygun bir yaklaşım olmayacak. So our friend discussed the options with the family and they accepted jaw functional treatment. Ve arkadaşımız aileyle opsiyonları tartışıyor ve sonuçta da fonksiyonel çene ortopedisinde karar kılıyorlar. And so they used 1 year composta with Equiplan and later 1 year SN11 to correct the little midline deviation. Ve sonuç olarak da 1 yıl boyunca Equiplan'lı composta ve daha sonra yine 1 yılda çok hafif bir orta hat kaymasını da düzeltmek için 1 yıl SN11 kullanıyor. And you can see the beautiful smile that she could achieve with the functional treatment. Ve fonksiyonel tedaviyle ulaştığı bu güzel gülümsemeyi görüyorsunuz. If she keeps on stimulating the system in the correct manner, each day she will improve much more and more. Eğer kendisi de sistemi doğru stimülasyonlarla kullanmaya devam ederse, her gün çok çok daha iyi olacak. And if we have the opportunity to see her improvement in the future years, you will be able to see that probably this mild or midline deviation will totally go away by itself. Bir yıl sonra civarında tekrar kontrol etme fırsatımız olursa göreceksiniz ki bu küçük midline orta hat kayması da tamamen düzelmiş olacak. So if we compare the two smiles, bu iki gülümsemeye kıyasladığımızda, I am sure you are happy with the improvement that you could achieve with jaw functional orthopedic. Eminim ki fonksiyonel çene ortopedisiyle erişilen bu sonuçtan hepimiz memnun oluruz. So we are thankful for this case to our friend again. Arkadaşımıza bu vakası için çok teşekkür ederiz. And this is the case that I mentioned you about in the beginning. Bu size başlangıçta bahsettiğim vaka. This is a case that was awarded as the second best poster in the IFUNA Congress in the Torino University in Italy. Bu İtalya'da Torino Üniversitesi'nde en iyi ikinci poster prezentasyonu ödülü alan vaka. And it's very precious for us to show that jaw functional orthopedics is not only for kids, it also works great for adults. Bu fonksiyonel çene ortopedisini sadece çocuklar için değil, aynı zamanda yetişkinler için de uygun, uygulanabilir bir tedavi olduğunu göstermek bizim için büyük ayrıcalık. This man is 30 years old. Unfortunately, when he was a small kid, he had the polio infection. Bu hastamız 30 yaşında maalesef çocukken bir çiçek hastalığı geçirmiş. Unfortunately, he had this asymmetric growth in the face. Yüzünde de bu asimetrik büyüme gerçekleşmiş bu nedenle. This side of his face has hemiplegia. Bu yüzün bu tarafında bir hemiplegia var. Yani yüz yarısında felç gerçekleşmiş. So as you could imagine, it's very difficult for him socially. Ya sosyal anlamda ne kadar zorlandığını tahmin edebilirsiniz. He declares that he doesn't want to go out, so he cannot work or get friends. Dışarı çıkmadığını, çalışamadığını, arkadaş edinemediğini anlatıyor. As you see, this is the intraoral position. Bu da ağız içi durumu. But while the patient is manipulated, his face becomes as you see in the picture. Ama manipüle pozisyona getirdiğimizde yüzü gördüğünüz pozisyona geliyor aslında. So our friend kept the patient in manipulated with posterior composite adhesion.
Arkadaşımız hastayı posteriorlara kompozit ekleyerek manipüle pozisyonda tutuyor. Later expanded the upper arch. Daha sonra üst çeneyi genişletti. Later she used an SM11 to stimulate the mandibular movements to the left to the right side. Daha sonra mandibülanın hareketlerini sağa doğru stimüle etmek için SN11 kullandı. And after the rehabilitation stage she made the prosthesis. Bu rehabilitasyondan sonra kendisine protezler yaptı. And you see the face of the patient after the prosthetic restorations. Hastanın protezleri yapıldıktan sonra yüzündeki durumu görüyorsunuz. Of course he still has some deviation. Tabii ki hala biraz deviasyonu var. But it's much more socially acceptable if you see him in the face. It will not attract your attention. Artık ama sosyal olarak çok daha kabul edilebilir bir durumda. Çok dikkat etmezseniz fark etmezsiniz. So he said that he's much happy now. He can go out now and he is now working in a real job. Şimdi hastamız artık çok daha mutlu olduğunu söylüyor. Dışarıya çıkabiliyor rahatlıkla ve artık bir gerçek bir işte çalışmaya başladı. So we are thankful for this case to our friend. Arkadaşımıza bu vakası için çok teşekkür ederiz. We congratulate her for the prize that she had achieved in the congress. Kongrede aldığı ödülü için de kendisini tekrar tebrik ederiz. But I think the biggest prize for her was the happiness that the treatment gave to her heart. Ama bence onun için en büyük ödül onun gönlünden gelen bu tedaviyi yapabilmesiydi. Because with jaw function orthopedics you really not only change the faces or the mouths, you change the lives of people. Çünkü fonksiyonel çene ortopedisiyle gerçekten sadece yüzleri veya ağızları değil insanların hayatlarını değiştiriyorsunuz. So this is what connects me too much to jaw functional orthopedic. Bu beni fonksiyonel çene ortopedisine bağlayan en önemli şey. So jaw functional orthopedics can be used alone or it can be combined with other treatments also as we have seen with the prosthetic case. Fonksiyonel çene ortopedisi tek başına kullanılabildiği gibi az önceki protez vakasında da gördüğümüz gibi bir başka tedavilerle kombine de kullanılabilir. And this is a very quick look to a case that had been treated first with fixed treatment. Sorry for my mistake. It was first fixed treatment, later SN3. Bu vakada çok kısaca şöyle bir bakalım. Bu ters yazmışım. Önce sabit tedavi yapılmış, daha sonra SN3 kullanmış bir vaka. Why she had been treated with fixed first? Neden daha önce sabit tedaviyle başlamış? Because this is an adult case that wants a quick solution. Çünkü bu çok hızlı sonuç bekleyen bir yetişkin vaka. So the treatment was first begun with fixed treatment to correct the aesthetic demands of the patient. Dolayısıyla tedavi planlaması yetişkin hastanın estetik ihtiyacını hızlıca karşılayabilmek için sabit tedaviyle başlıyor. But we know that if we do not correct the function, we will probably get a relapse and lose the beautiful treatment that we had done so far. Ama biliyoruz ki eğer fonksiyonu düzeltmezsek şimdiye kadar elde ettiğimiz bu güzel kazanımları daha sonra kaybedeceğiz. So if we explain this to the patient with a language that she could understand why she has to make functional treatments. Eğer hastalarımızı anlayabilecekleri şekilde neden fonksiyonel çene tedavisi yapmaları gerektiğini anlatabilirsek. If we make them understand that the correct function function is the best method of retention for any treatment. Eğer onlara doğru fonksiyonun herhangi bir tedavinin stabilizasyonunu sağlayan en doğru şey olduğunu anlatabilirsek, then they accomplish very well with the functional treatments. Onlar da fonksiyonel tedavilerle gayet uyumlu bir şekilde devam ediyorlar.
and they can keep the beautiful results that you could achieve with orthodontic treatments. Ve aynı zamanda ortodontik tedaviyle elde ettiğimiz bu güzel kazanımları da korumamızı sağlıyor. So you do not have to make an option, jaw functional orthopedics or fixed orthodontics. Yani şöyle bir tercih yapmak zorunda değilsiniz. Ya fonksiyonel çene ortopedisi ya sabit ortodonti. You can combine good sides of both treatment modalities where you need and get the best of both of them. Her iki tedavi modellerinin en iyi yönlerini alıp bunları kombine edip kullanabilirsiniz. This way it will be more faster and more happy with the clinic life. Bu şekilde hem daha hızlı olur hem de klinik anlamda çok daha mutlu oluruz. This is my case that I want to show you. This is the last case I will share with you. Bu benim vakam, sizinle paylaşmak istediğim ve bu göstereceğim son vaka olacak. This case brought me the first poster award in the Torino University meeting in Italy. Bu vaka bana İtalya'daki Torino Üniversitesi'ndeki kongrede birincilik ödülünü sağlayan vaka. This patient came to me at 9 years old. Bu hasta bana 9 yaşındayken geldi. Before coming to me they had went to several orthodontists and they said to the family that unfortunately this is an orthognathic case in the future and they don't have any option to treat at this age. Hasta bana gelmeden önce birçok ortodontist görmüş ve her birinden maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. İleride ortognatik cerrahi ile tedavi olacak cevabını almış. So they suggested the family to save money for the future surgery. Yani aileye tavsiyeleri ilerideki ameliyat için şimdiden para biriktirmeleri. So the family asked me, do you think we can treat? Aile bana sizce tedavi edebilir miyiz diye sordu. And at that time I was making some jaw functional treatments but I was not so secure with the results yet. Ve ben de o zamana kadar bazı vakalar yapmıştım ama sonuçlarıyla ilgili hala kendimi çok güvenli hissetmiyordum. So I said I will try my best but I don't promise you for anything. Ben de elimden geleni yapacağım ama size hiçbir şey için söz vermiyorum dedim. So I'm extremely sorry for the bad quality of the pictures. Unfortunately, I was not aware that it was important for me to make better pictures. Fotoğrafların kalitesinden dolayı özür dilerim sizden. O dönemlerde vakaların iyi fotoğraflarını çekmenin ne kadar önemli olduğunu farkında değildim. And the patient didn't have, unfortunately, a cephalometric X-ray. Maalesef hasta sefalometrik film de çekilmedi. But you can see here that the lower incisors are nearly totally covering the vestibular side of the upper incisors. Ama burada sizin de algılayabileceğiniz gibi alt kesiciler neredeyse üst kesicilerin vestibül tarafını tamamen kapatıyor. This, the lower intraoral picture, this one, is the manipulated position of the patient. Bu altta gördüğünüz ağız içi fotoğraf hastanın manipüle edilmiş pozisyonu. So this is the position that the patient can be retruded most at that very moment. Bu hastanın o anda geriye doğru gönderilebildiği en geri pozisyon. So these are the intraoral pictures. As you see, the lower incisors are not nearly touching the papilla region from the vestibular side. Gördüğünüz gibi burada da alt kesiciler neredeyse vestibül üst kesicilerin vestibül papillasına temas ediyor. So we decided to treat the patient with an SN3 with Eschler arch and ekiplan. Hastayı SN3, Eschler arkı ve ekiplan ile tedavi etmeye karar verdik. Why ekiplan? Neden ekiplan? Because the patient has an inverted deep bite. Çünkü hastanın içe doğru bir derin kapanışı var. The SN3 is for correcting the tongue position. SN3 dil pozisyonunu düzeltmek için.
But the Ekiplan will provide the improvement in the deep mind. Ekiplan da aynı zamanda derin kapanışta gelişim sağlayacak. And of course the Eschler arch will provide better stimulation for the maxilla and also help blocking the mandibular growth. Eschler arkı da tabii ki de mandibülanın öne doğru ilerlemesini, büyümesini durdururken maksillanın da öne doğru büyümesini destekleyecek. And the picture on the right is the position that we could achieve in 40 days only. Bu sağda gördüğünüz fotoğraf sadece 40 günde ulaştığımız pozisyon. Of course, this is not a treatment finished. This is the position that the patient can stand without any appliance by itself. Bu tabii ki tedavinin bitim fotoğrafı değil. Sadece bu hastanın aparelsiz bir şekilde durabildiği pozisyon. But it is a very good indicator for us that we are going in the correct direction. Ama bu bizim için doğru yöne doğru gittiğimizi gösteren çok önemli bir gösterge. And the patient kept using the appliance and this is the improvement that we could achieve. Hasta aparelyi kullanmaya devam etti. Bu da elde ettiğimiz sonuçları. And 15 months later, these are the extraoral pictures and we are happy with the achievement that we had achieved so far. 15 ay sonra bu yüz profil fotoğrafları ve şimdiye kadar elde ettiğimiz bu sonuçtan çok memnunuz. And we decided that we can make a break for using the appliance. Bu aşamada aparel kullanmaya bir süre ara verebileceğimize karar verdik. Patient was informed that he may need to use again appliance, but had been called for checkups for each 2 months. Hasta sonra tekrar aparel kullanması gerekebileceği yönünde bilgilendirildi ve her 2 ayda bir kontrollere çağrıldı. But without any appliance again, this is the result 72 months later. Ama bu başka hiçbir aparel kullanmadan 72 ay sonraki sonuçları. As you see, we didn't use any appliance and this is the intraoral and extraoral results. Artık başka hiçbir aparel kullanmadık ve bu ağız içi ve ağız dışı sonuçlarımız burada. You can compare the development in the face. Yüzdeki gelişim farklılıklarını kıyaslayabilirsiniz. I want to be sincere. I shared this case on a Facebook group when I stopped using the appliance and some friends said, "Oh nice, you got good improvement." Size samimi bir şey anlatacağım. Ben bu vakayı aparelyi kullanmayı durdurduğumuz aşamada Facebook'ta gruplarda paylaştım. Arkadaşlarımızdan bazıları, "Aa evet, iyi sonuçlar elde etmişsin." dedi. But they said it would be much good if you gave this patient a face mask to be able to keep this improvement. Otherwise your treatment will go to garbage. Aynı zamanda da bana hastaya face mask verseydin iyi olurdu bu pozisyonu tutmak için. Yoksa kullanmazsan bütün bu alanlar başa dönecek dediler. As I said, I was new in functional treatment, so I had some fear, but I had seen the cases of Dr. Wilma and Dr. Patricia. Ya dediğim gibi fonksiyonel çene ortopedisinde henüz yeniydim, fakat yani evet biraz korkuyordum, fakat Dr. Patricia'nın, Dr. Wilma'nın vakalarını görmüştüm. So since I made an agreement with the patient to see each 2 months. Aynı zamanda da hastayla her 2 ayda bir görüşmek üzere anlaşma yaptığım için. I decided that I may try my chance and see if it will work. Denemeye karar verdim. Bu işin yürüyüp yürümeyeceğini denemek istedim. After 2 months or 4 months in the control periods, if it was not working, I could go back to the treatment anytime. İkinci veya dördüncü ayda kontrol dönemlerinde iyi gitmediğini gördüğüm anda tekrar tedaviye geri dönebilirdim. And I'm grateful that the patient was very compliant and visited me every time we asked him to come. Aynı zamanda da hasta her seferinde çok uyumlu bir şekilde kontrollerine gelmeye devam ettiği için de çok memnundum. And this is the improvement that we could achieve without any appliance during all these years.
Ama bu sonuç bizim bunca yıl boyunca tekrar bir daha aparayı kullanmadan elde ettiğimiz sonuçlar. And I think I can sleep comfortably now since everything is going so well since many years and I am very very happy with the result. Ve bence şimdi artık rahat bir uyku çekebilirim. Uzun yıllardır hiçbir sorun çıkmadığına göre artık bence rahat edebiliriz. So this is the result 90 months since we last used the appliance. This is a picture that I had taken, that the patient sent me 2 months ago due to COVID. He couldn't come to the office this time. Bu son aparayı kullanmanın üzerinden 90 ay geçtikten sonraki fotoğrafı. Hasta bu sefer muayeneanneme gelemeyince fotoğraflarını bana kendisi gönderdi. So unfortunately I don't have intraoral pictures. Ondan dolayı maalesef ağız içi fotoğraflarımız yok. But when we compare, I think we can be extremely happy with the result. Ama bence kıyasladığımızda bence oldukça memnun olabiliriz, mutlu olabiliriz bu sonuçtan. I have to say that this is not magic. Bunu söylemeliyim, bu sihir değil. This is the results of correcting the wrong function. Bu yanlış fonksiyonu düzeltmenin sonucu. This is what we call correcting the function to achieve correct craniofacial growth. Bu bizim fonksiyonu düzelterek kroniofasyal formu düzeltmek dediğimiz şey. This is the result that you can achieve if you correct the teachings of all the people that made the pathway for us from Wolf to Dr. Vilma Timoy. Bu işte bize bu yolu açan Wolf'tan Dr. Vilma Simoes'e kadar bu yolu açan hocalarımızın bize öğrettiklerini uygularsak elde edeceğimiz sonuç. So I invite all of you that don't know too much about jaw functional orthopedics to introduce themselves to this wonderful world and be part of this wonderful results. Ve ben fonksiyonel çene ortopedisi hakkında çok az şey bilen herkesi kendilerine bu yeni dünyaya tanıtmalarını ve bununla ilgili sonuçları ortak olmaya davet ediyorum. The reason I showed mostly my our students' result was just this invitation. Can you repeat? Sorry. Why I showed mostly the cases from our students was this invitation. Bu davet nedeniyle de size çoğunlukla bizim öğrencilerimizin sonuçlarını göstermek istedim. I wanted to show you that not only teachers, not only Dr. Vilma, not only Dr. Patricia or Dr. Miru or Dr. John or very important names can make these treatments. Size şunu söylemek istiyorum. Sadece Dr. Vilma, Dr. Patricia, Dr. Mill ya da John bu sonuçlara ulaşmıyorlar. Not only important names, but normal people, normal human beings can also achieve these good results. Yani sadece bu çok önemli isimler değil, normal insanlar da bunları yapabiliyorlar. So why mustn't you be one of these people that can be responsible for this wonderful results? Bu sonuçlara, bu mükemmel sonuçlara ulaşabilen insanlardan biri niye siz olmayasınız ki? So I invite you to join the wonderful world of jaw functional orthopedy. Sizleri fonksiyonel çene ortopedisinin harika dünyasına davet ediyorum. And before finishing my words and thanking you for having the patience to listen to me until this time. Sözlerime son vermeden ve bu ana kadar beni dinleyip sabır gösterdiğiniz için size teşekkür etmeden önce I have to thank a very important person that is important for all the human beings in my country. Size benim için ve benim ülkemdeki herkes için çok önemli olan bir kişiden bahsetmek istiyorum. But especially being a woman, I'm extremely grateful to Mustafa Kemal Atatürk. Özellikle de bir kadın olarak ben Mustafa Kemal Atatürk'e çok minnettarım.
If it was not for what he had done for our country and for our people, I wouldn't be able to be standing in front of you here. Eğer kendisinin benim ülkem ve ülkemizin insanları için yaptıkları olmasaydı, şu an karşınızda bunları konuşuyor olamazdım. Thank you for everything. Her şey için çok teşekkürler.